Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda Barcelona'dayız. Teknoso sponsorluğunda Mobil Dünya Kongresi'ne geldik ve Samsung'un lansmanındayız şu an. S9 Plus ve S9'u gösterdiler. Gelin iki telefona da bir ön bakış atalım. Neler değişmiş, neler olmuş görelim. Bir elinde S9 modeli var, diğerinde de S9 Plus. Gördüğünüz gibi aralarındaki yegane fark boyut ve gördüğünüz gibi S9 Plus'ta çift kamerayı görüyoruz arkadaşlar. S9 Plus'ta çift kamera, birisi tele, birisi geniş açı olmak üzere. S9'da gördüğünüz gibi tek kameramız var. Kameraların özellikleri şu arkadaşlar, en çok buna vurgu yaptılar. 960 kare ağır çekim videolar çekebiliyor iki kamerada. Renk seçeneği olarak da siyah, gri, mavi ülkelere göre değişiyor. Elimizde grisi yok ama burada gördüğünüz gibi pembe, mor arasında bir rengi var arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Arkadaşlar S9'da şöyle hemen bir iki tane fotoğraf çekeyim. Bir görün bunu. Şöyle bir bakalım hemen çektiği görüntüye. Çağdaş'ın tepkisinden de gördük. Bayağı iyi arkadaşlar. 960 karede. Böyle videolar çekebiliyorsunuz. Oha. Bu her iki modelde de var arkadaşlar. İki modelde çekebiliyor. Zaten şu an S9 üzerinde çekiyoruz. S9 bir kenarda dursun. Gelin şununla kamerasında enteresan bir şey daha göstereyim sizlere arkadaşlar. AR emoji diye iPhone'a bildiğiniz gönderme yaptılar animojilere ve enteresan bir şey getirdiler. Hemen şöyle ön kamerayı açalım. Create my emoji diyoruz. Buradan cinsiyet seçip ileri diyoruz. Şimdi bizim emojimiz üretecek. Sakallı bir birey olarak aha da beni böyle yaptı arkadaşlar. Aynen, lansmanda da biraz kötü gözüküyordu. Biraz saç, hani birazcık saçınızın topluluğu sakalsız olursanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle bir sakal ekleyeyim bakayım, bana benzeyecek mi? Sakal ekleyemiyoruz, saçı değiştirebiliyoruz. Buradan böyle tişörtleri değiştirebiliyoruz. Okey diyelim. Artık bu benim emojim arkadaşlar. Arkadaşlarıma GIF olarak WhatsApp'tan, Facebook Messenger'dan vesaire vesaire yerlerden gönderebiliyorum. Şöyle ben kafamı sağa sola çevirdikçe ve ağzımı oynattıkça o da oynuyor. Gördüğünüz gibi bende çok işe yaramadı. Dediğim gibi saçsız sakalsızsanız daha iyi olacaktır tabii ki de. Bir de normal kameraya şöyle bir bakalım. Hatta çift diyafram diye bir şeyden bahsettiler. Düşük ışığa geçtiğiniz zaman 1.5 diyafram otomatik olarak geçiyor. Yüksekteysen de 2.4'ü kullanıyor. Biraz da tasarımından bahsedelim arkadaşlar. S8'e aslında ben açıkçası benzettim. Parmak izinin yeri gördüğünüz gibi şöyle. Dediler ki biz sizin geri bildirimlerinizi aldık ve parmak izinin yerini güzelleştirdik. Buraya koyduk dediler. Aha da burada daha kolay erişilebilir bir yere eklemişler parmak izi okuyucusunu. Tasarım olarak S8 ve S8 Plus'tan çok fazla bir farkımız yok. Şöyle alt tarafı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. 3.5 mm'lik jack girişimiz burada yer alıyor ve Type-C burada var. Şöyle sağına soluna birazcık daha bakalım isterseniz. Burada power tuşumuz yer alıyor. Standart aslında. Üst tarafta bir adet micro SD kart girişimiz yer alıyor. Micro SD kart da takabiliyoruz. Ses açma kısmı ve Bixby tuşu burada yer alıyor arkadaşlar. Bu arada ses konusunda da yenilikler yapmışlar arkadaşlar. AKG ile birlikte çalışmışlar. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Yani bu da bize söyledikleri kadar lansmanda sinema deneyimini evde böyle telefonumuzla yaşamaya yarayan bir şeymiş. Ancak tabii ki de burası çok sesli bir ortam olduğu için bunu çok fazla deneyimleme şansımız olmuyor. Normal selfie çekelim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar selfie'ler şu an için kötü gözükmüyor. Tabii ki de bunları bir bilgisayara da atıp bakmak birazcık daha mantıklı olabilir. Aha da ben. Tamam. Bir de arka kamerayla bir fotoğraf çekelim. Gösterelim arkadaşlar. Şurada bir ablamızı gördük. Şöyle bir çekelim. Bakalım saçları da yeşil. Arkada da bir abimiz duruyor. Aslında ortam ışıklı. Bahsedildiği kadar da şahsen ben şu an etkilenmedim arka kamerasından. Böyle düşük ışıkta mükemmel çekiyorum çekmiyorum. Tabii ki de bunu ofise aldığımız zaman çok daha detaylı testler yapabileceğiz. Bu arada şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çok fazla parmak izi bırakıyor gibi arka taraf. En azından burada 5 dakikadır kullanıyorum. Arka tarafta parmak izleri bilmiyorum size yansıyor mu, ancak şu an net gözüküyordur diye düşünüyorum. Biraz parmak izini sevmiyorsanız arka tarafta sıkıntılı bir durum olabilir. Plus modeli için konuşursak, yani elimizdeki model için 6.2 inçlik Quad HD bir ekranımız var. Aynı zamanda bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. İşlemci Exynos 9810. Bu ülkemizde böyle çıkacak da bunun Snapdragon'lu modeli de var. Bunun yanında 12 megapiksellik, dediğim gibi f2.4 f1.5 arası değişen diyafram açıklığına sahip bir ana kameramız ve 12 megapiksellik f2.4'lük ikinci kameramız. Yani şu arkadaki çift kameradan bahsediyorum arkadaşlar. Bunun yanında IP68 sertifikasından da bahsedelim. Suya ve toza IP68 ile birlikte dayanıklı
Plus modeli için konuşursak bataryamız 3500 mAh arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olalım. Ayrıca Plus 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca 64, 128 ve 256 GB olmak üzere dahili depolama seçenekleri mevcut. S9 için konuşacak olursak da 5.8 inçlik Quad HD Plus bir ekranımız var. Süper AMOLED ile birlikte Infinity Display, yani uçlanıcı ekran bizimle birlikte. Aynı zamanda Snapdragon 845 veya Exynos 9810 bunda da var. RAM'imiz bu sefer 4 GB. Depolama seçeneklerimiz 64, 128 ve 256 GB. Aynı zamanda micro SD kart yerine çift SIM kart da kullanabiliyoruz ya da micro SD kart kullanabiliyoruz. Bunda da IP68 var arkadaşlar. Biz de Teknosa sponsorluğunda Barcelona'dayız. Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce S9 lansmanı, S9 Plus'ın lansmanındaydık. Telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.